Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz sadece haroşa örgüden oluşan bere nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, salaş bir bere, yumuşacık, sökülerek örülüyor. Yapımı oldukça kolay. Dediğim gibi sadece haroşa örgüden oluşuyor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahil herkes rahatlıkla bu bereyi örebilir. Beremizi örerken kullandığımız ip normal kalınlıkta bir ip değil, birazcık daha kalın bir ip. Benim kullandığım marka bu. Şöyle bakalım. Renk kodları burada yazıyor. 100 gram 140 metrelik bir ip. 3,5 numara şişle örüyorum bu ipi. Ölçülerini ördüğüm zaman size vereceğim. İpin kalınlığından, şişten, örme şeklinizden ölçüler, sayılar değişiklik gösterebilir. Şimdi dilerseniz beremizi hazırlamaya başlayalım. İlmeklerimizi atarak beremize başlıyoruz. Dediğim gibi 3,5 numara şiş kullandım ben. Şişime toplam 45 tane ilmek atacak uzunlukta ipimi bırakıyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bu şekilde toplam 45 tane ilmeğim olana kadar ilmeklerimi atmaya devam edeceğim. 45'e tamamlayıp dönüyorum. 45 tane ilmeğimi şişime attım bu şekilde. Şimdi ters örgümüze başlıyoruz. İsterseniz her iki yönde düz olarak da örebilirsiniz. Ya da şimdi benim yapacağım gibi her iki yönde de örgümüzün hem arkasında hem ön yüzünde ters olarak örebilirsiniz. Ben bu şekilde örüyorum haroşayı. Son ilmeğe gelene kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızı bu şekilde ters örgü olarak tamamlayalım. Son ilmeğime gelene kadar ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ettim. Son kenar ilmeği kalınca onu düz olarak örüyorum. Ki hemen göstereyim. Şu örgümüzün kenar çizgisi düzgün görünsün. Çünkü beremizin en çok görünen yeri burası. Son ilmeğe geldiğimizde son ilmeği düz örüyoruz. Şimdi burada benim yaptığım gibi çevirip sıraya başlarken de ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde örgümüzün kenarı düzgün bir şekilde ilerliyor. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle yapalım. Son ilmeği düz örüyoruz. Sıraya başlarken de ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Beremizin bütün örülüş şekli bu. Hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örmeye devam edelim. Şimdi bakın. Başladığımız 45 ilmeği şöyle bir parça olana kadar örmeye devam ettim. İpinizden, şişinizden ve örmenizden sıralar farklılık gösterebilir. Onun için size ölçü olarak da vermek istiyorum. Hemen şöyle ölçelim. Bakın 23,5-24 santim enimiz var. Boyunu da ölçelim hemen. 42 santim de beremizin uzunluğu. Bu uzunluğu şöyle ikiye katlayarak başınızın çevresine veya kime örüyorsanız onun başının çevresine sarabilirsiniz. Hafifçe esneterek haroşa örgü olduğu için açılacaktır zaten. Şurası bu ikiye katladığımız yer alnımıza gelecek beremizin. Şimdi artık ilmeklerimizi kesmeye başlayabiliriz. Düz haroşa olarak ördük 45 ilmeği. Buradan şimdi 12 ilmeği kesiyoruz. Kesme işlemini nasıl yapalım? Bakın 2 ilmeği ikisini birlikte şişime aldım ve ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlk ilmeğimi kestim. İlmeğimi tekrar sol şişime aldım. Yine ikisini birlikte ters ördüm. İkinci ilmeğimi kestim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek de yeterli olabilir. 12 ilmek de yapabilirsiniz. 12 ilmek yaptım ben. Bakın 12 ilmek kenardan kestim. Şimdi bütün işlem burada. Bakın sıradaki ilmeği şişimden çıkardım. Ve ilmeğimi tekrar sol şişimin üzerine bırakıp hafifçe uzatıyorum. Buradaki ilmeğin boşluğunu da buraya vermiş oluyoruz. Ve yine iki ilmeği birlikte ters olarak topladım. Sıradaki ilmeği yine örmeden çıkardım. İpimi uzatarak yine iki ilmeği birlikte topladım. Bir ilmeği şişimizden çıkartıyoruz, serbest bırakıyoruz. Bir sonraki ilmeği ilmeğimizi uzatarak birlikte ters örüyoruz. Bir ilmeği şişimden çıkardım. Devamındaki ilmeği ikisini birlikte ters ördüm. Yine ilmeği serbest bıraktım. Şurasının kasmaması için şurada bitiş noktasında ilmeğimizi uzatarak iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bir sonraki ilmeği yine şişimden çıkardım. Ve ilmeğimi uzatıp iki ilmeği birlikte topladım. Bir ilmeği bıraktım. İki ilmeği birlikte ilmeğimizi uzatmayı unutmadan birlikte topluyoruz. Şişimizdeki bütün ilmekler bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Bir ilmek çıkardım. Sıradaki iki ilmeği birlikte topladım. Bir ilmek bıraktım. İki ilmeği birlikte topladım. İlmeğimi çıkardım. İki ilmeğimi ikisini birlikte ters olarak ördüm. İlmeğimi bıraktım. Ve yine iki ilmeği birlikte ters. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Yine çıkardım. Son iki ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm. Bu şekilde veremizi kapatmış olduk. İpimizi dikmek için kullanırız. Şu ipi biraz dikmek için uzunca bırakarak kesiyorum. Son kalan ilmeğimin içinden çekerek buraya düğümlüyorum. Şimdi asıl olayımıza geldik. Bakın şimdi buradan bıraktığımız ilmeklerimiz var. Bu şekilde çekerek ilmeklerimizi söküyoruz. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şöyle yapalım. Bakın bütün sırayı bu şekilde söktüm. Devamında hemen bir alttaki sıraya geçiyoruz. Sökmesi gerçekten çok keyifli. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahil herkes bu bireyi rahatlıkla yapabilir. Bakın bu şekilde
çöküyoruz. Şimdi bütün örgün boyunca bu işleme devam ediyorum ben. Hepsini göstermeme gerek yok. Zaten belli oldu ne yaptığımız. Bu şekilde çekerek verimizi söküyoruz. Devamında görüşelim. Şimdi ben hepsini söküp dönüyorum. Şimdi beremin tamamını söktüm. Bakın bu şekilde. Şöyle iri iri haroşalarmış gibi oldu. Yumuşacık gerçekten çok güzel oldu. Şimdi birlikte şu uzunca bir ip bırakmıştık en son. Oradan başlayarak dikiyoruz. İğnemi taktım. En kenardan başlıyorum bu şekilde. Şöyle yapalım. Bir boşluk atlayarak bakın bu şekilde iğnemle geçerek dikiyorum. Bunu atlayıp bir sonrakinden bunu atlıyorum. Bir sonrakinden bu şekilde veremin sonuna kadar iğnemle geçiyorum. Şimdi veremin buraya sonuna kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğim. En sonuna kadar iğnemle ipimi geçirdim. Ve şimdi şöyle yapalım. Çekerek veremizin tepe kısmını bu şekilde büzüştürdüm. İpimizi koparmadan en son iğnemin olduğu yere öncelikle ipimi buraya düğümlüyorum ki açılmasın çektiğimiz yer. İlk başladığımız yeri bu şekilde buluyoruz. Aralıklı olarak ilmeklerimden geçerek tepe kısmını birleştiriyorum. Buraya pompon dikeceğimiz için çok da düzgün olmasına gerek yok. Zaten pompon dikeceğiz. Şöyle yine de aralıklı olarak ilmeklerimin içinden geçiyorum. Bir kez daha büzme işlemi yapalım. Aradaki boşluğu kapatabildiğimiz kadar kapatmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Buraya da en son pomponumuzu dikeceğiz. Şöyle bakalım. Şurada küçük bir boşluk kalmış. Onu da yine kapatalım. Bu kadar yeterli bence. Bakın beremizin tepe kısmını kapattık. Şimdi bu şekilde üst üste getirerek veremin iki yanını da dikerek dikme aşamasını tamamlıyoruz. İsterseniz çevirip arka tarafından dikebilirsiniz. İsterseniz de verenin ön tarafından dikiş yapabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Bakın bu şekilde karşılıklı ilmeklerimden alarak ön yüzden dikişimi yapıyorum. Şekilde veremizin şu düz olan haroşalarına kadar burayı kapatalım, dikelim, devamında görüşelim. Veremin dikişini de tamamladım. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzel, çok yumuşacık, rahat bir veremiz oldu. Ve kocaman bir pompon yaptım. Bu şekilde hazır pomponlar da satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz.
Berem'in tam tepe şu diktiğimiz kısma pomponumu dikeceğim ve beremiz tamamlanmış olacak. İki tane uzun ipi var. İğneme takıyorum birini. Tam orta kısma pomponumu buraya sabitliyorum. Uzun iplerini kullanarak. İsterseniz dikmeye de pompon yapmaya da bilirsiniz. Ben fikir amaçlı sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde uzun iplerimizi kullanarak pomponumu buraya dikiyorum. Pomponumu da diktiğime göre beremiz kullanmaya hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.